Kuşatma savaşı kim başlattı? Ne gerek var abi, kuşatacağız diyorlar. Savaşa gerek yok. Caitlyn'imiz var. Yani öne geçtikleri takdirde aslında ayrık ittirme konusunda, kuşatma konusunda çok çok kuvvetliler. Ama yani dediğin durum da var. Geri düştükleri zaman toparlaması da en hiç kolay güzel, yok. En güzel çıkış yolu bence yani özellikle Silas'ın çaldığı bir Sejuani ultisi. Başka ben gerçek anlamda takım savaşını başlatabilecek bir kit göremiyorum. Nar ultisi olabilir, o da olabilir belki. Ki zaten hatta o konu hakkında konuşmuş. Ben direkt hani öfke barı olmadan direkt çok rahat bir şekilde ulti atabiliyorum. Nardan daha iyi nar ultisi atıyor. Evet, ya. Doğru, daha doğru. Rahat diyeyim daha doğrusu. Bu arada Karma'yı da orta koridora gönderdiler tabii bu değişikliklerle birlikte. Move'da Silas oynayacak. Ya şöyle, kuşatma konusunda iyi bir kompozisyonları var. Oyun sonu kuvveti de hiç fena değil ama karşıda Yasuo ve Sivir gibi iki tane tehlikeli isim de var. Ya ne olursa olsun bu Bursa'nın kurduğu kompozisyonda Caitlyn'i öne geçirmeleri gerekiyor. Evet. Caitlyn'i rahat ettirmeleri yavaş gerekiyor. Oyun. Yani Bursa Spor Espor'un burada yapması gereken tek şey yavaş oyun. Yavaş oyun ve yani ayrık ittirmeyle birlikte onlar çözüme ulaşabilirler. Tabii Beşiktaş cephesine baktığımızda takım savaşı başlatacak. Kaynak çok, çok daha fazla ve artık seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Günün ilk maçına da geçiş yapacağız. Koçlar da yavaş yavaş birbirleriyle el sıkışacaklar ve biz de sözü sunuculara bırakalım. Analizmasına değerli yorumlar için teşekkür ediyoruz ve günün ilk maçı Bursa Spor'la Beşiktaş arasında seçim yasaklama ekranı tamamladık ve karşılaşmaya yavaş yavaş geçmenin vakti geldi. Yayının açılışında da ben Aykut Ufan Özgan, yanımda Caner Johnny Güngörür sizlerle birlikte olacağız. Johnny, seçimleri nasıl buldun? Ben Beşiktaş'ın yaptığı seçimleri ve kurduğu takım kompozisyonu bir tık daha fazla beğendim. Neden? Hem takım savaşında hem ayrı kittirmede sanki belli avantajları var. Yasuo ve Nar, özellikle takım savaşı safhasında Sivir ultisi, Nar ultisi, Sejuani ultisi yanı sıra rakibin en önemli kozu olan Caitlyn'e karşı bir rüzgar duvarları var. Peki ayrık ittirmede Yorick'ten daha mı güçlü olduğunu düşünüyorsun? Şöyle, Yorick tarafından değil ama Yasuo'yu hani durdurabilecekler mi? Çünkü Yasuo ayrık ittirmede veya takım savaşına böyle nasıl diyeyim, istediği şekilde istediği eşyalarla girebiliyor. Yani ne yapacağını yapacağı eşyalardan anlayacağız. Eğer ayrık ittirecekse hiç şeye falan, stereo falan bulaşmadan direkt hani statik artı ebedi gibi bir şey yapabilir. Ya da ben takım savaşı yapacağım diyorsa hani steraklı bir eşya düzeniyle takım savaşta daha fazla etki yaratabilir ki burada hoplatan zıplatan bir şeyler de var. Evet, az çok var. Yani. Peki ne yapmalı sence? Ya burada ben birazcık daha koridor aşamasının nasıl gideceğine göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi bir koridor aşaması geçirirse Karma karşısında zorlanabilir. Karma çünkü koridorda herkes dövüyor. Öyle bir olayı var. Ki ya bonus altın konusunda da özellikle Arakçı ile beraber çok büyük bir etkisi olabiliyor. Çok rahat bir şekilde o iki tane otomatik saldırıyı yapabiliyor. Ya tek dikkat etmesi gereken konu burada Kireyas'ın nerede olduğu. O yüzden Corrin Kit'in koridor aşaması sıkıntılı geçebilir. Ama o koridor aşamasını kazas belas geçerse de ya ilerleyen dakikalarda Yasuo'yu ayrık ittirmeyi durdurmak kolay olmayacaktır bence. Evet, bu arada dün Beşiktaş'ta orman görevini Robin üstlenmişti. Bugün Kreas'ı izliyoruz. Sence neden bugün böyle bir değişikliğe karar verdi Beşiktaş tarafı? Kreas'ın yani, ormana uzun olabilir? Bilemiyorum. Kreas çünkü akademi tarafında da çok parlak performanslar göstermedi son haftalarda. Robin'in de takım üzerinde iyi bir etkisi vardı, olumlu bir etkisi vardı. Hani bu takım içerisinde konuşulmuş ve verilmiş bir karar gibi gözüküyor. Ama burada bir peynir görecek miyiz, bir cheese görecek miyiz bakalım? Yok. Direkt koridor hakimiyetini almak için yapılmış bir hamle. Ya bu arada Tahmkent'in o hitbox'ı o kadar büyük ki o ışık bana ben aradan gidecek sandım ama Tahmkent'i yakaladı orada. Tabii erken koridor avantajını almak istiyor belli ki Elay ve Japon'a. Direkt olarak koridoru ittirdiler ki Caitlyn'le de bunu yapmanız gerekiyor. Evet. Caitlyn koridorda verimli kullanmak için. Bumerang'la başladığı için koridor altında minyon alması da birazcık sekteye uğrayabilir. Ve Kreas'ın nerede olduğunu biliyor Bursa Spor tarafı. 20 seviyede bıraktığı totemle birlikte. Evet. Aşağı koridordaki hani minyon dalgası kontrolünün yanı sıra rakip ormancıda yerini görmeler onun için bonus oldu. Orta koridora bakıyorum, evet. Karma yavaş yavaş Yasuo'nun üzerine doğru itmeye başlamış orayı. Yani yukarı koridor hariç diğer koridorlar, yani hem orta koridor hem aşağı koridor şu an ittiriyor Bursa için.
O yüzden haritanın aşağı tarafında daha agresif olabilir. Move çıkacak. Yampiri için daha iyi bir konumda olabilir. Bunun yanı sıra Kireyas da birazcık ormanın yukarı tarafındaki Yampiri'ye doğru ilerleyebilir. Bu arada Karma'yı orta koridora göndermeyi tercih etti Bursaspor ve yani Umut'un oyuncu karakterine baktığımızda aslında Karma onun tarzı diyebiliriz. Onun oyun stiline çok uyuyor. Karma tabii, yani biz genel yukarı koridorda veya bizim gibi aşağı koridorda gördük şu ana kadar ama yani orta koridordaki olayı nedir? Işınlanı var. Aret'ten koridora çok hızlı ittirebilen bir şampiyon yan koridorlara ve Nier üzerinde süper baskı kurabiliyor. Bakalım Umut bunu ne kadar yapabilecek? Onu ilerleyen kadar da göreceğiz. O da Yampiri'lerde söylediğimiz gibi paylaşıldı. Bir tarafta yukarı taraftakini Sejuan alıyor. Aşağı taraftakini de yine Silas alacak. Koridorları bu şekilde oluşurlar. Herkes güçlü tarafını oynamaya devam ediyor. Evet, bu arada üst koridorda Mayhem menzil avantajından dolayı koridoru Olya'nın üzerine yıkmaya çalışıyor ama şu ana kadar Olya minyon konusunda fena bir iş çıkarmıyor, onu söylemek lazım. Birkaç minyonluk fark var sadece. Bir daha aylık ittirmede şöyle bir avantajı daha olabilir Beşiktaş tarafının. Bu arada Mayhem sıçramak durumunda kaldı. Evet, oradaki o alan içerisinde kalmak istemedi, zombiler de üzerindeydi. Tam bahsedecektim ama bunun aksi bir durum oldu. Nedir? Eğer aylık ittirme sırasında Olya'nın karşısına Yasuo giderse o çukurun içerisinden çıkabiliyor. Yine Nar giderse o da çıkabiliyor. Bu da belli bir konuda avantaj. Yalnız orada Korinkit birazcık can yakmaya başlamış. Ve orta koridoru iyi kontrol ediyor şu ana kadar. Alt tarafta minyon konusunda hiç fark yok. 34'e 34 şu anda nişancıların minyon skorları. Bu Holy Phoenix'in tamamen iyi son vuruş yapmasından kaynaklanıyor. Çünkü şu ana kadar hani Bursa tarafı sürekli koridoru kule altına ittiriyordu ama Holy kule altında minyon kaçırmadı. Burada Olya Mayhem'in üzerine gidiyor bir kez daha. Hop yeteneği bekleme süresinde değil Mayhem'in. Hala soğukkanlı bir şekilde bekliyor. Mul da buraya yaklaşmıştı ama Mayhem güvenli mesafeye kendini ilerletmeyi başardı. Sürekli kedi sesleri geliyor. Mayhem. Holy Phoenix nasıl yeniledi orada. Bu arada alt koridorda üste dönmek isteyecek artık. Eli evet. Ve Japan'ı. Az önceki minyon dalgasında da üste dönmek istiyordu ama sanırım iptal etmişti Anthrax veya Holy Phoenix. O geri dönüşü. Ya koridoru nerede bıraktığınıza bakıyor birazcık. Nasıl bir pozisyonu bırakmak istediğinize bakıyor bu durum. Ve Lux'la beraber orada Sivir de geri dönecek. Tek kılıcı için para yetecek mi? Caitlyn tarafında evet. Sivir tarafında da aynı şekilde. İki tarafta tek kılıcıyla başlıyor ama farklı farklı yönlere gitmek istiyorlar. Yani bir tanesi can biçen, diğeri ise daha çok ebedi kılıç tarafında kullanıyor bu hakkını. Bu arada orta koridorda seviye 6 oldu. İki tarafta beyaz doğruya yakın. Moğol'la birlikte. Evet, iki tarafta aslında gayet hani şu ana kadar güvenilir bir şekilde oynuyor. Güvenli bir şekilde oynuyor. Yukarıda Mayhem bir tek. Sıçrasını teke tek pozisyonu kullanmak zorunda kaldı yalnız. İşte burada ekstra paralar Umut'un cebine giriyor. 106'ını kullandı bile. Ekstra bir totemi var. Şimdi Olya da hanımı almış. Dolaştırıyor ormanda. Bakalım. Olya en son bıraktığımızda gayet iyi performanslar gösteriyordu Yorick ile. Bugün ne yapacak? Merak konusu. Şu ana kadar koridoru fena idare etmiyor. Menzilli bir şampiyona karşı. Ama şöyle bazı şampiyonlar var. Bu arada orada bir kafa atılacak. İki tarafında daha doğrusu Kreas'ın çarpı yok. Moon'un çarpı var. Moon sersemletiliyor burada. Yalnız Olya daha erken gelen taraf. Kırmızı güçlendirmeyi istiyor burada Moon. Moon canı bayağı azaldı. Doğru çarpı kullandı burada. Ama Mayhem buradan çıkmak istiyorlar. Mayhem'in sıçrası yok ama. Ultisi gelmek üzere. Bırak hanımı. Yok hanım gitti. Hanımı aldı vallahi acımadı ya. Oyun sepetindeki kediyi gördük oradan çıkamadı. Oh. Live'ı kötü pozisyonda kaldılar. Bayağı da canını yaktılar.
kez daha yakalandı Helal. Japonya son anda ham yap ve Shinesa'na da yaklaşıp orada kalkan sağladı. Alive'ın yalnız geçen haftaya göre bu haftaki performansındaki düşüş gözlerden kaçmıyor. Dün de çok pozisyon dışında kalmıştı. Çok fazla yakalanmıştı. Bugün de yine koridor aşamasında. Ya sadece geçen hafta değil, ligin başından beri çok iyi performans sergiliyordu Alive. Evet, evet. Bu haftanın bir garip. Ulti geliyor. Mali Phoenix'e. Çok da büyük bir hasar vermedi. Hiç hasar vermedi çünkü büyük evet. Halkanını kullandı. Büyük halkanı mı kullandı? Evet. Görmedim o pozisyonda. Bana verdi. Dakika 8'deyiz. Hala ilk kan dökülmedi. Ormancılara baktığımızda aslında Jhony, Sylas'ın belki seviye alttan önce biraz daha böyle aktif olmasını beklerdim ben. En azından birkaç baskın denemesini beklerdim ama iki ormancı da çok sakin geçiriyor her oyunu. Bu arada dünden bugüne. Eli ve Japone. Bir kara delik demişler. Deminden şimdiye geldiler gerçekten. Ama tabii 6. seviyede artık o kadar yakın ki yani. Farklı bir oyun yapamıyorsun ki ancak bunları yapabiliyorsun. Ancak 11. seviyede hani eski gücüne yaklaşıyor. Evet, bir tane kontrol setem bırakıldı bu arada. Sylas için zor iş bu arada 8 vuruş. Ve Beşiktaş ilk ejderha dakika 9'da Okyanus ejderhine başlıyor. Koridorda baskıyı devam ettirdiği için Korinkit, Umut'un şu anda kule altındaki minyonlarla meşgul olduğunu görüyoruz. Bunu deneyecek mi acaba burayı? İçeride görüşü yok. Ve ilk ejder Beşiktaş'ta. Evet. Yani alt koridordaki şöyle baskıyı hatırlayalım. Bu arada Mayhem üst koridorda ultisini kullandı orada Olya'nın üzerine doğru ama Olya hala otokası kazanabilir. Şu anda iyi durumda. Yani alt koridorda Caitlyn Tahmkent ikilisi varken rakip takım ejder alıyor. Yani orada... Ve Alive'ın da oyun başından beri aslında baskın oynadığını görüyorum. Şöyle, yani oraya o pozisyona gelip savaşmak istemediler. O dar alanda Sejan'ın ultisi varken o riski almak istemiyor. Gerçi yani Mu da orada istediği ultilerden bir tane seçebilirdi ama orta koridordaki minyon kontrolü o sırada. Korn kitleydi, aşağı koridorda da ortadaydı. Yani bunu da avantajlı bir şekilde kullanmış oldular ve orada bir barikat. Korinth'li gidiyor. Diğer tarafta Umut da ilk eşyasını tamamladı. Bu çok önemli aslında güç patlaması onun için. Yani minyon dalganın artık hani kontrol altına alıp sanki yan taraflara baskı yapma vakti gelmiş gibi hissediyorum ben. Yani yan taraflara baskıyı bırak, sadece Yasuo'nun baskısını kırması bile onun için değerli aslında. Çünkü 11 dakikadır hep Umut Kulesi'nin altında. Evet, yani. Ve bu az önceki ejderi de etkiledi aslında Jhony. Yani ejderi öyle Kreas tek başına başlamadı, orta koridordaki baskının da farkındaydı. O da çok şey kazandırdı, bunu söyleyebiliriz aslında. 3 dakika sonra barikat altınları artık alınamayacak. Bakalım bu süre zarfında alt koridordaki baskı bir barikat altını kazandıracak mı acaba? Umut'tan bir takas. Ama pek fazla hasar verdiğini söylemek güç rakibine. İşte alamet tarafında bir şeyler olabilir. Yavaş yavaş o tarafa doğru yöneliyor takımlar. Görüşler o tarafa doğru taşınıyor. Bakalım. Hani bir 13'e gelene kadar bir taraf alamet tarafında ciddi bir baskı oluşturursa bu uzayan koridorların bir anda sonlanması anlamına gelebilir. Alamet sonrasında. Evet. Ya tabii bu maçın önemi de büyük. İlk yarısını geride bıraktık. İkinci yarısına başladığımızda puan tablosu biraz karışık. Yani 3 puanda bulunan, son sırada bulunan bir hayli takım var. 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle. Beşiktaş'ın da 5 galibiyeti var. Bu maçı kazandığı takdirde haftayı 3. olarak bitirmeyi garantileyecek onlar da. Yani bu kadar takımların eşit puanda olması gerçekten her maçın çok daha önemini arttıran bir durum. Bu arada alameti bırakma kararı aldı Bursaspor. Aynen, Lux da oraya yaklaşınca, Antrax, orada risk almak istemediler. Şu anda dar alan sanki Bursa için tehlikeli ya. Hani Nar'ın olduğu, Sejan'ın olduğu, Lux'ın olduğu kompozisyonu bir de Yasuo'yu ekleyecek olursak, yani orada bir Wombo Combo ihtimali var.
O yüzden Bursaspor orada savaşı yapmak istemedi. Her ne kadar ilk pozisyona geçen onlar da olsa. Bu arada Yampiri Yengeç'i çalmayı başardı Antrax. Ultiyle çaldı. Önemli tabii. O nehir üzerindeki görüş açısından. Aşağı tarafta dedi ki bütün görüşü bir anda kontrol etti. Bu pozisyondan sonra Antrax. Şu anda mavi güçlendirmeyi de burada Kreya salıyor. Bakalım onu yakalayabilecek mi Olya ve Mu? Olya olabildiğince hasar bıraktı rakibinin üzerine ama Mu'nun buraya yetişmesi biraz güç. Kreya arkasına bakmadan çıktı oradan. Önemli bir zafer daha. Ya Beşiktaş bu arada hani tırnaklarını kazıya kazıya ufak ufak görevleri yapa yapa altın farkını kapatıyor. Barikatlar düşmeden herhangi bir alamet görmedik. Bu arada Yasuo'nun ilk eşya statik hançer bitirdiğini görüyoruz. Şimdi ikinci eşyanı yapmak istediğini gösterecek. Bu büyük ihtimalle Sterak'a gideceğini gösteriyor. Bu arada Olya oğlanın içerisine hapsedecekti Mayhem ama senin dediğin durum gerçekleşti bir kez daha. Ve alt koridorda da dakika alamet. 14'e gelmeden ikinci barikat düşüyor. Beşiktaş da burada alamet alacak. Bir anda üst koridorda 4 kişi hatta Mayhem de orada olduğunu varsayacak olursak 5 kişi olup vade alametini aldılar ve orta koridoru kullanacak gibi duruyorlar. Evet, ilk kuleyi yok eden takım Bursa ama daha önemli olan görev sanki biraz da aşağı orta koridordaki kule. Oo, bu arada orta koridorda direkt olarak kullanılan Yasuo ultisi ilk kan. Torinkit oradan sıçrayla çıkacak. Güzel de bir rüzgar doğru. Sejion ultisi kullanıldı orada. Mu gasp etmişti onu. Şimdi bu savaşa Japonya'da katılacak. Polyphenix'in üzerinde bir bağ var. Polyphenix burada kaytarmaya çalışıyor ama kendi kötü pozisyonu bırakacak gibi duruyor. Son anda bir sıçra. Japonya takip ediyordu Polyphenix'i. Japonya sıçrayıp ham yaptı ve Polyphenix skorunu Umut'a kazandırdı. Mu Kreas'ı kovalamayacak gibi ama arkasına gelen bir Korinkit var. Mu düşüyor burada Kreas. Çok az canla hayata tutundu. Korinkit. Mayhem'in canı da az. Bir ham yap daha geliyor. Japonya bu takım savaşta en fazla hasar çıkaran isim neredeyse. Şimdi Antrax atılı savaşa. Otomatik saldırılar devam ediyor. Yalnız Korinkit'ten harika oyun. İkinci skor Korinkit'ten. Olya'yı da istiyor orada Korinkit. Korinkit. 5 tane skor aldı burada. 5-0-0. Yasuo! Ve görmeye alışık değilim o yüzden heyecanlandım. Kusura bakma. Ben şu an Ercan'ın halini düşünüyorum aslında. Ercan yan tarafta zıplıyor. Ama hakikaten uzatılmış bir süreçte 5'te 5 geliyor. İlk kule altında başlamıştı hatırlarsan. İşte tam bu pozisyonda. Ya bakar mısın? Adam geldiğinde pişman oldu. Alive. İsminin tam tersi ölü şu an. Devam pozisyonunda. Birazcık Polyphenix burada hani yürek yemiş gibi hissediyorum. Bakar mısın 3 kişi üzerine aldı. Hala dönüp vurmaya çalışıyor. Japonya'da ne oluyor ya dedi. Üzerine gitti. Kreas oraya geliyor ama Holly'yi kurtarmak burada çok güç olacak. Holly patlayan Mayhem burada hayatın en kolay ultinden bir tanesini atıyor belki de ama ultinin devamında hasar yok. Çünkü öbür tarafta Korinkit orada ilk önce Sylas'ı katlediyor. Devam pozisyonda Japone ve takım arkadaşları düşecek. Yalnız aksiyon bitmiyor. Aksiyon bitmiyor. Mayhem'in ışınlanı var üst koridorda. Mayhem şimdi ışınlanını kullandı buraya ve Meganar olarak geliyor. Sejuani tarafından, Kreas tarafından ejderhanını burada savaşı izleyecek miyiz bakalım. Mayhem'in sıçrası yok. Meganar ama daha fazla ilerleyemeyecek gibi. Yarı canını kaybetti zaten şimdiden. Ve iki tarafta savaş istemedi burada. Umut da alt koridora indi. Ama orta koridor kulesini savunabilecek mi Bursaspor? Burada gelen 4 minyon var. Savunacak gibi duruyorlar. Yasuo bedi kılıç yapacak. İkinci eşya olarak da bu kadar öne geçtiği için çok normal. Dakikadan sonra kolay gelsin Bursa tarafına. Yasuo ultileri can yakacak. Şimdiden zırh yatırımları başlamış bile. Şimdi orta koridorda bir an boşluk buldu Olyphenix Antrax ama burada riske girmek istemediler. Ama az önceki pozisyonla ilgili bir ufak detay var. O pozisyonda Beşiktaş tarafı kuleyi açamadı. Yani eğer alametle beraber kuleyi de açsalardı çok çok büyük bir zafer olacaktı. Haritayı tamamen ele geçireceklerdi ama şimdi işte Yasuo'nun karşısında kim duracak? Esas soru bu. 5-0 bir Yasuo. Onun karşısında şimdi Umut iniyor alt koridora. Umut kolay gelsin kardeşim.
Empati yapmaya çalıştım da çok üzüldüm biraz. Buradan fazla kaçmayacak derken orada move. İkinci kez Beşiktaş ormanındaki kırmızı güçlendirmeyi almayı başardı. Hem de kızdı yalnız. Önünde. Üst koridordaki kulesini savunmaya gidiyor Mayhem. Move da orada. Deneyecekler mi acaba bir kule altı? Kullanabileceği bir sivir ultisi var mı bunun? Tehlikeli. Yani hele ki o öfke barı fullken. Ortadaki kuleyi de açmayı başardı. Beşiktaş tarafı. Diğer tarafta da üst kule düşecek gibi gözüküyor. Mayhem eğer bir çılgınlık yapmazsa... Yok daha. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Yalnız Nara gelen en önemli değişiklik bu aslında. Ultisinin bekleme süresi öylesine azaldı ki özellikle seviye 11 olduğunda. Muhtemelen bir sonraki öfke barı dolduğunda bir kez daha ultisi kullanılabilir durumda. Aynen artık öfke barı dolduğunda ulti. Ya bir nevi Shyvana gibi bir şey oldu herhalde değil mi? Çıtır çıtır ultiyi atıyor. Yani seviye 11'den önce öyle değil aslında ama 11 ve 16'da evet. Ebedi kılıç bitti. Üzerine bir de kronometre görüyorum Yasuo üzerinde. Bu sefer karşısına üçlü kuvvetin bitirmiş bir Yorick gidecek. Ama ne kadar karşısında durabilecek bakalım. Şu an tam bir eşya farkı var ortada. Evet. 25 milyon ve fazladan 4 skor. Çok zor ya. Ama yani şu eşleşmede böylesine eşya farkı olmasa Yorick'e karşı işi çok zor Yasuo'nun. Eşit giden şartlarda. Aynen, aynen. Çünkü karşısında bir dövüşçü var. Bu arada Japon oraya doğru yaklaştı. Yan tarafta Anthrax'e Kriyas geliyor. O alandan iyi çıktı Corrin Kidd. Şimdi Japon'un üzerine de gitti. Moon geliyor yan taraftan Corrin Kidd. Ultisini kullandı ama buraya kadar altını. Oli'ye gidecek. Hiç istemediği bir hedefe gitti. Çünkü sanırım en az 15 dakika karşısında Oli'ye olacak Corrin Kidd'in. Acaba çıkabilir miydi o pozisyonda? İlk o sepetin içerisinden çıktığında tekrardan girmeyi tercih etti. Kendisini kıstırdı aslında o pozisyonu Corrin Kidd. Oradan zaten süvariler gelip Oli'nin orada skor almasını sağladılar. Biraz bu pozisyonda da Beşiktaş hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Ama diğer tarafta da Umut bir kule alıyor. Şimdi Mayhem de aşağıdaki kuleyi zorluyor ama Oli'ye yetişti oraya. Oli için çok büyük bir bonus oldu bu. Evet. Hani 5 skor almış Yasuo'yu durdurmak. Çıkardı sanki ya. Ya Corrin Kidd orada en azından vakit kazandırıp kronometresini vesaire kullanıp sıçrasını kullanıp... Evet sıçrayla çıkabilirdi çok rahat. Takım arkadaşlarıyla beraber bir takım savaşını zorlayabilirdi belki de. Ama... Bunlar ne ya? Küçük panda mı bunlar? Kedi mi? Öyle kedi olmaz ya canım. Ama mav diyorlar. Ya pandalar ne diyor? Hı? Ne bileyim panda sesini. Ama kedi baksana her yerinde kedi var. Yifoni. Değil mi? Bakayım. Yifoni saçmalama panda bunlar bildiğin. Ve hö diyorlar değil mi? Hö diyorlar. Şimdi alt koridora. Tamam o sesleri aldırma. Tamam tamam ben kitlenmeyeceğim o sesleri daha fazla. Alt koridorda Olya'nın karşısında Mayhem gitti bu sefer. Corrin Kidd de üst koridora çıktı. Çünkü artık Baron vadide bir hedef ve alt koridora ışınlanlı birini göndermek istedi Beşiktaş. Evet. Baron bölgesindeki oyunda çok önemli olacak. Bu arada Holy Phoenix'te yani bir gıdım kalmış o güç patlamasını yapmaya. Can biçenden sonra ebedi. Yalnız burada hızlıca başladılar. Tabii Yasuo ve Rüzgar Duvarı burada çok büyük bir avantaj. Kendi dağıcıları var. Evet. Bakalım Moon buraya doğru yaklaşıyor. Hızlı eriyor yalnız Baron. Işınlanma çok hızlı. Şimdi 3000, 2000 Baron bitmek üzere. Moon girebilecek mi? Moon sıçrayı kullandı ama. Burada Baron Kreas'ta kalıyor. Moon birkaç saniye kazandırmak istiyor. Takımın Mayhem'den harika bir sıçra ulti. Ardından Anthrax süper takip etti burayı. Diğer tarafta Elive son anda bir sıçra kullandı. Ama Elive'i bırakmayacak Kreas. Ve Baron'un ardından ard arda skorları topluyor Beşiktaş tarafı. Dördüncü skorda geldi. Hayatta kalan son isim Oli'ye. O da hanımı öldürdü. Ve inhibitör açacak burada Beşiktaş. Çok rahat bir inhibitör onları bekliyor. Çok rahat bir inhibitör. Sonrasında çok rahat bir ejder görüyorum. Oyunu bitirmeyi denemeyeceklerdir büyük ihtimalle. Aslında yeterli minyon yok, da var yok, ama yok. Ölüm sürelerine baktığımızda 2 kişi hayatta ve 10 saniye sonra diğer üçü de gelecek. Haritayı sıfırlayıp, rakibin kaynaklarını çalıp, ejderi alıp
tekrardan Boron güçlendirmesiyle 1-4 yapmamaları için, hatta evet 1-4 daha mantıklı olur. Bir sebep yok. Mu burada içeri girdi ama sonrasında düşüyor. Hemen ardından da orada nar kombosu gerçekten çok zor duruma soktu Burst tarafını. Eli burada bir tık canla kaçıyor ama Sejuani işi bitirecek. Sonrasında da çok rahat bir inhibitör ve ejder. Şu an hani orta koridordan süper minyonları ittirip yukarıdan Baron güçlendirmesine bir kişiyi gönderip diğer taraftan da aşağı veya yukarı kuleye baskı kurabilecek pozisyonda Beşiktaş. Hani maçı kilidini kılmış oldular bu Baron'la beraber. Ve orta koridorda koruyucu melek bitti. Evet. Koruyucu. O artık çok sıkılacak. Ben artık bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hayır. Hayır, reji beni kışkırtma. Miyavlıyorlar ya. Aşağı tarafta Yusuf, yukarı tarafta Nar. Ortada 3 kişilik ekip şu an haritadaki görüşü kontrol ediyor. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Şu an Beşiktaş hedefe odaklı bir şekilde. Evet, şimdi aşağı tarafa gitmeyi tercih ettiler. Tabii bu Baron'a uzak olan tarafı açmak her zaman daha mantıklıdır böyle pozisyonlarda. Evet, ve Mayhem de üst koridorda ilerliyor. Işınlanı var onda. Onu karşılayan Olya ile arasındaki fark 2'ye çıkmış Mayhem'in. Şu anda ayrı kittirmede de aslında işine yarayacak bir saldırı zeşyası da var cebinde. Aklın sonu. Evet. Tamamen yani hasar odaklı. Dün Fab da buna benzer bir taktik yapmıştı. Kapanları kullanıldı. Bu arada yakalanan bir Eli var. Son anda Japon'u kurtarıyor Eli'yi. O kapanlara basan hedefler otomatik saldırı yapmaya giderken Eli, Anthrax yine cezayı kesti orada. Neredeyse gri ekrana bakıyordu. Yakalanmayan Eli yok. Dünden beri sürekli yakalanan bir Eli var. Evet. Doğru söyledin. Yani bu hafta çok iyi bir performans gösteremiyor. Bu pozisyonda kötü şekilde yakalandı. Bir kez daha Işık Bağ gelmiş orada Umut ve Eli üzerine. Üst koridorda kuleyi alıyor Mayhem. Güçlendirmenin bitmesine az bir süre kaldı. Baron güçlendirmesinin. Ve Mayhem şu anda üst koridordaki inhibitor kulesine alıyor. Rex de yani tam bir keskin nişancı. Her açıdan Eli'ye kilitlenmeyi başardı bu maç. Baskı her taraftan sürüyor. Corrin Kidd burada rakiplerini ürkütmek isteyecek. Bu arada Kreyas'tan kullanılan bir kronometre var. Ve kutup saldırısıyla uzaklaştı oradan. Anthrax yine denedi ultiyle. Bu arada alt taraftaki inhibitor kulesi düştü. Şimdi Mayhem de buraya doğru yaklaşıyor. İnhibitor için bakalım baskı devam edecek mi acaba? Eli bu sefer sıyrıldı Işık Bağ'ından. Yanlış Corrin Kidd'in olmaya sordu. Direkt olarak kullanılan bir yasa ultisi. Japone son anda ham yaptı nişancısını. Ama bu hamle inhibitörü getirecek Beşiktaş'a. Hatta Nexus kulelerine vuruyorlar şu anda. Maçı bitirmeye doğru ilerliyor Beşiktaş. İlk Nexus kulesi düştü. İkincisi biraz zor olabilir. Mayhem Meganar oldu burada. Mayhem rakiplerinin üzerine gitti. Eli yakalamayı başardı. Eli orada sersem edecek Japon'a. Yine son anda ama harika karşı bir ulti move'dan. Move acaba geri çevirebilecek mi buradaki olayı? Bu arada ilk skorda Japon oldu. Ardından move düşüyor. Ve bu skorlar maçın bitmesi anlamına gelebilir. Anthrax'tan son anda takım arkadaşlarını kullanılan bir kalkan. Yalnız biraz fazla hasar aldı Corrin Kidd. Devam etmek istiyor burada. Olya'nın üzerine gitti. Son anda gelen bir kalkan. Corrin Kidd oradan oraya her yeri ziyaret ediyor. Bir de ışından da gelen bir isim var. Holy Phoenix. Ve bu maçın son anlamına gelecek. 26 dakika. Artık sadece bir Nexus var. Bonus skorları da istiyorlar. Ve galip gelen takım Beşiktaş. Yani Yasuo'nun resmi olmayan 5'te 5'inden sonra evet yukarıda Corrin Kidd bir skor verdi. Gereksiz bir skor verdi. Ama sonrasında hata yapmadılar. Ve maçı çok iyi bir şekilde kapattılar. Baron bölgesinde kendilerine güvendiler. Rüzgar duvarı etrafından çok iyi oynadılar. Bir tane de dağcıları onların kısmetine çıktı. Ve sonrasında hata yapmadan, çok fazla hata yapmadan ve Live'ın özellikle hatalarını çok iyi değerlendirerek. Yani Live yanında bu maçta iki tane daha tam kenç olsa yine sıkıntılı gözüküyordu bana sorarsan. Ve güzel bir galibiyet aldılar. Bu da kendilerini aşağı taraftan kurtarmaları anlamına geliyor şu an itibariyle. Ve taraftarlarını selamlıyorlar. Huli'ye ayrı bir tabii, sevgi var şu an. Evet ve bu Beşiktaş'ın 6. galibiyeti anlamına geliyor. Şu an